Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda elektrik enerjisinin üretiminden evlerimize gelinceye kadar geçen süreci ve bu süreçte yapılan işlemleri size anlatacağım. Elektrik enerjisinin iletim, dağıtım ve üretim, iletim ve dağıtım konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, elektrik enerjisi hidroelektrik santrallerde üretilebildiği gibi termik santralleri, rüzgar santralleri, buhar santralleri gibi doğal gaz dönüşüm santrallerinde de üretilebiliyor. Biz bugünkü konumuzda hidroelektrik santrallerinden elektrik üretilme aşamalarını göreceğiz. Hidroelektrik santralleri arkadaşlar nehir kenarlarına, nehirlerin önüne set çekilerek yapılan bir işlemdir. Yani bu çekilen set taş dolgu malzemesiyle önüne set çekiliyor. Set çekildikten sonra arkadaşlar suyun potansiyel enerjisi meydana geliyor. Yani suda bir birikmeden dolayı bir kuvvet meydana geliyor. Burada bir set oluşunca suyun kuvvetinden yararlanıyor. Yani suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çeviriyoruz. Kinetik enerjiden de hareket enerjisi elde ediyoruz. Hareket enerjisinden de elektrik enerjisi, yani enerjinin birbirine dönüşümlerini izleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar şu setin oluşan setin gücünden suyun potansiyel borularımız var. Bu cebri borular şuralar, yani cebri boru dediğimiz kısım bu. Bu cebri borulardan gelen, yani şuradan kinetik enerji kazanan su, şurada bizim bir alternatörümüz var. Arkadaşlar biz buna alternatör diyoruz. Yani alternatör hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren makinalardır. Şu alternatörün rotor dediğimiz kısmı, şurada bir türbin var arkadaşlar. Bu biz buna su türbini diyoruz. Ya yani şu türbin ne demek? Suyun kanatçıklar vasıtasıyla rotoru dönen çelikten yapılmış demir parçayı, halkayı döndürme işini yarayan kısma biz türbin diyoruz. Bu türbin arkadaşlar salyangoz şeklinde bir malzeme, bir şekle dönüştürülmüş. Salyangozun içerisinde, şurada daha ayrıntılı anlatacak olursak, şu salyangoz şeklindeki şeklin içerisinde kanatçıklar var. Su bu kanatçıkları çarparak bir dönme hareketi yapıyor. Dönme hareketinin sonucunda tekrar su nehre karışıyor arkadaşlar. Şuradaki kısımdan nehre karışıyor. Yani tekrar su şuradan gelip nehre gidiyor arkadaşlar. Yani şuradaki kısım. Şu alternatörü tanıtacak olursak arkadaşlar, tekrar da alternatörüne geçecek olursak, bakın şu dönme hareketi yaptığında şurada bir rotor kısmı dönünce statörde bir elektromanyetik etki oluşturuyor. Bu elektromanyetik etkiyle 3 tane kablomuz var. Bu 3 kablodan alternatif akım olarak karşımıza çıkıyor. Yani statörden rotoru döndürüyoruz. Statörden elektrik enerjisi alıyoruz arkadaşlar. Yani şu kısım. Yani şu stator kısmını nasıl düşünelim arkadaşlar? Evimizdeki salon kadardır. Bu evimizdeki salonun büyüklüğü, tabi bu diyelim ki biz buna ne demişiz? 10 megavolt amperden oluşan bir transformatör. Şuradaki kısım bizim salonumuz kadar. Şimdi bu salondan su akışına devam etti nehirden. Şu salon büyüklüğündeki alternatörümüzden üretilen 3 fazlı alternatif akım nereye geldi? Transformatöre geldi. Şimdi şuraya tekrar gelecek olursak şu kısma. Şu kısım bizim için çok önemli. Çünkü bu kısımda arkadaşlar biz suyun kuvvetine göre frekansı elde ediyoruz. Ya 50 Hz var ya, makinelerimiz üzerinde yazan 50 Hz. İşte bu 50 Hz şu suyun dönme hareketi sonucu, suyun mili döndürme kuvvetine göre değişiyor. Mesela nedir burada? Frekans eşittir rotorun dönüş hızı çarpı statördeki 2P. Şu 2P kutup sayısı, yani diyelim ki 2P nedir? Bir N kutbu var, bir de S kutbu. Ne yaptı? 2 kutup. Burada da 120 derece var. Bu 120 derecede fazlar arasındaki açı toplamda 360, 3 faz 360 eder. Biz buradaki stator devir sayısına göre, yani şu suyun rotora devir
döndürme hızına göre biz ne yapıyoruz? Şuradaki frekans hesabını, frekansı hesaplıyoruz arkadaş. Şuradaki kısmı hesaplıyoruz. Demek ki bu suyun dönüşü, suyun mili, rotoru döndürmesi önemli bir konu. Burada frekans ayarlanıyor. Statorun gücüne göre de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Alternatörümüzün gücünü hesap ediyoruz. Şimdi şuraya geldiğimiz kadarıyla şimdi bir kavram karıştırılıyor. Alternatör nedir? Motor nedir? Dinamo nedir? Jeneratör nedir? Bunları teker teker bir parantez açarak sizlere anlatmayı planlıyoruz. Şimdi ilk etapta alternatöre gelelim. Alternatör arkadaşlar şu. Bizim yukarıdaki hidroelektrikteki alternatör çok büyük olduğu için biz onu dikey kullanıyoruz. Küçük alternatörler ise yatay kullanılır arkadaşlar. Bu da yatay bir alternatör, gücü düşük olduğu için. Peki nasıl çalışıyor? Şu mile arkadaşlar, şu mile bir hareket. Mesela rüzgar türbinini bağladık. Rüzgar türbini bunu döndürdüğü zaman şurada, şu kısımda 3 fazlı alternatif akımı elde ediyoruz. Yani hareket veriyoruz, elektrik enerjisi alıyoruz. Yani alternatörler nedir arkadaşlar? Alternatör, biz hareket enerjisi veriyoruz. Elektrik enerjisi aldığımız makinalara ne diyoruz arkadaşlar? Alternatör diyoruz. Alternatör diyoruz. Motora gelelim arkadaşlar. Motor. Motor bu sefer 3 faz veriyoruz. Elektrik veriyoruz, hareket enerjisi elde ediyoruz. Elektrik verip hareket enerjisi elde ettiğimiz makinalara ne diyoruz? Motor. AC motor, DC motor, servo motor. Bunların hepsi bu. Elektrik verip hareket alıyoruz. Peki dinamo nedir arkadaşlar? Dinamoda da hareket veriyoruz ama bu sefer doğru akım alıyoruz. Motorda, alternatörde alternatif akım elde ederken dinamoda ise DC. Mesela düşünün, bir bisikletiniz var. Bisikletinizin bir dinamosu var. Ne yapıyor? Dinamo tekerleğe sürtündüğü zaman sizin lambanızı yakıyor ama doğru akım. Ve araçlarda düşünün. Araçlarda içten yanmalı bir motor var değil mi? Dizel veya benzinli motor. Bu motorumuzun krank mili var. Bu krank miline de bizim dinamomuz bağlıdır. Dinamomuz ne yapıyor? Araba çalıştıktan sonra bizim akümüzü şarj ediyor. Neyle şarj ediyor? Doğru akım. Yani iki ucu var. Eksi ve artı. Alternatörün ise 3 tane ucu var. L1, L2, L3. 3 tane faz var. Peki jeneratör, biz dinamoyu da bu şekilde anlattık. Buradan hareket alıyor. Doğru akım veriyor bize. Şimdi jeneratöre gelelim arkadaşlar. Jeneratörler arkadaşlar, jeneratörün içerisinde İki tane motor var. Bir içten yanmalı benzinle, mazotla çalışan motor, bir de alternatör var. Yani ne var içerisinde? Hem alternatör var, hem de bir tane dizel veya benzinli motor var. Biz mazotu koyuyoruz, benzinimizi koyuyoruz veya çalıştırıyoruz. Onun milini alternatöre akuple ediyoruz. Birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra alternatörden de 3 fazlı alternatif akım elde ediyoruz. Jeneratöründe görevi bu. Şimdi gelelim. Gene elektriği şuradan ürettik. Ne kadar ürettik? 10 megawattlık bir güç elde ettik. Ama bu gücümüz arkadaşlar en fazla 3,5 ile 35 kilovolt arasında bir gerilime, bir volta sahiptir. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Şu transformatör yardımıyla arkadaşlar, şuradaki transformatör yardımıyla biz ne yaptık? Bu 35 kilovoltu 154 veya 380 kilovolta gücüne göre 380 volta yükselttik. Niye yükseltiyoruz arkadaşlar? Çünkü yükseltmemizin amacı şudur. Elektrik enerjisini uzak mesafeler taşımamız lazım. Uzak mesafelere taşıyabilmemiz için de gerilimi yükseltip akımı düşürüyoruz. Çünkü taşıma iletkenlerinin gerilime etkisi sıfırdır. Siz tüy kadar ince bir telden 100.000 voltu, 380.000 voltu geçirebilirsiniz. Ama akımı küçültmek suretiyle, akımı çok küçültüyoruz, gerilimi çok büyütüyoruz. Niye? Çünkü iletkenlerimizin çapını, kalınlığını küçük seçelim diye. Küçük seçmezsek ne olur? Onları taşıyacak direkleri de büyük seçmemiz lazım. Maliyetler artar, ağırlık artar. Ne yapar? Kışın kar, buzdan dolayı tellere binen yükler artar. Onun için ne yapıyoruz? Alternatif akımın en üstün tarafı zaten yükseltilip, alternatif akım niye üstündür? Çünkü onu yükseltip alçaltabildiğimiz için üstündür.
akımını düşürüyoruz, gerilimini yükseltiyoruz, uzak mesafelere iletiyoruz. Peki bunu yapan cihaz nedir? Bunu yapan cihaz da transformatör. Transformatör ne işe yarıyor arkadaşlar? Elektrik enerjisinin düşürülüp yükseltilmesine yarıyor. Akımı da düşürüyor, gerilimi de düşürüyor. Ama biz burada ne yaptık arkadaşlar? Bize gerilim lazım. Burada akımı düşürdük, gerilimi yükselttik. Niye? Elektrik enerjisini uzak mesafelere taşıyabilirim. Direklerimizin kuvvetini, ağırlıklarını düşürüp iletkenlerimizin kesitini düşürdük. Ne yaptık arkadaşlar? 10 megavolt amperlik gücündeki bir elektrik gücünü gerilimini yükselterek 380 volta, 154 bin volta yükselttik ve Keban'dan, Elazığ'dan nereye götürdük? Van'a, İstanbul'a, Batman'a getirdik. Peki Batman'a getirdikten sonra, ilimize getirdikten sonra ne işlem yapılıyor? Gelelim ona. Arkadaşlar, ilimize geldikten sonra ilimizin şehirlerin çevresinde arkadaşlar trafo merkezleri var. Bu trafo merkezleri ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu trafo merkezleri o yükselten 380 bin voltluk gerilimi bu sefer 34,5 kilovoltluk orta gerilime dönüştürüyor. Yani şu bizim güç transformatörü. Nedir? 50 megavolt amperli yüksek gerilim trafosu. Yüksek gerilim trafosu. Bu trafonun kanatları, soğutma fanları bu bizim elektrik enerjisini dönüştürüyor. Yani tekrar ne yaptık? Bu sefer transformatör elektriğin gerilimini düşürdü. Neye düşürdü? 154 binse 34,5'a düşürdü. 154 binden 34,5'a düşürdü. Güç aynı. Güç değişmiyor. Zaten transformatörleri bir sonraki videomda transformatörlerin yapım aşamalarını, çalışmalarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Sadece şu an şunu bilin. Ne yaptık? O 154 bin kevandan gelen elektriği 34,5 kilovolta düşürdük. Peki bunlar nedir? Bu siyah şeyler nedir? Şimdi şu bizim o direkler var ya, o kebanın üstündeki direklerden gelen alüminyum enerji iletim hattı, bu kesici. Bakın elektrik buraya geldi. 1, 2, 3 faz. Ama şuradan çıktı. Nedir? Burada kumanda kısmı var. Biz elektriği şunun içerisindeki gazlı, SF6 gazlı kesici bu. Bu kesicinin buradan buraya iletmesini otomatik olarak yük altında bir şehri besliyor. Bir şehri besleyen bir elektrik gücünü anahtarla açıp kapamayı hayal edin. Eğer siz açık ortamda onu açıp kapatırsanız arklar çıkar, yangınlar çıkar. Onu bir hücrenin içerisinde bir yangın alevi arkı söndürecek güçlü bir gazla açıp kapama işlemini yapan aygıtlara ne diyoruz? Kesici diyoruz. Şunlar bir akım trafosu, akım trafoları değil de mesnet izolatörleri. Şurada da trafoya gelen 3 faz. Bu 3 faz 380 kilovolt veya 154 diyelim. 154 kilovolt geldi. Buradan arkadaşlar fider dediğimiz 34,5-35 volt. Buçukları saymayalım. 35 kilovoltluk fiderlerle çıktı. Mesela 50 kilovolt amperse diyelim ki 10 tane 5 kilovolt amperlik mega volt amperlik çıkış verdi. Yani fiderler ne yaptı? 10 tane 5 megavolt amperlik fiderlere çıkış yaptık. Yani onu hem böldük, hem elektriği düşürdük, hem de bölmelere ayırdık. Yani yüksek gerilim trafosundan artık orta gerilimlere, mahallelere, kasabalara, köylere elektrik dağıtmak için böldük onu. Böldükten sonra arkadaşlar artık orta gerilim trafosuna geleceğiz. Onu ayrı bir dersimizde, ayrı bir videomuzda anlatacağız. Şimdi gerilim kademelerinden biraz bahsedip videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Şu bizim arkadaşlar anlatacağımız size orta gerilim transformatörü. Yukarıda anlattığımız yüksek gerilim transformatörleri, yüksek gerilim transformatörleri arkadaşlar megavolt amper gücündedir. Megavolt amper gücündedir. Orta gerilim transformatörleri ise kilovolt amper seviyesi. Yani bu mesela 400 kilovoltluk, 400'lük trafo diyoruz veya 250'lik trafo diyoruz. Şimdi gerilim kademelerine gelelim. Gerilimler Türkiye'de, dünyada gerilim kademeleri 0,1 kilovolt alçak gerilimdir. Bu 26 yazılmış, yanlıştır arkadaşlar. 1,36 kilovolt orta gerilimdir. 154 kilovolt yüksek gerilimdir. 380 kilovolt çok yüksek gerilim olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda transformatörlerle ilgili geniş
üretim aşamalarından aşamalarını teker teker ve nasıl çalıştığı ile ilgili bilgiler edineceksiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.